make something special. Sizden ev yapmanızı isteyen insanlar ne istediklerini bildiklerini zannederler. Ama aslında bilmezler. Burada bahçe duvarı yok. Çünkü aralarında evlerin arasında bir engel oluşmasını istemedik. Yuva önemli bir şey ve bunu yapmayı başarmak da büyük bir problem. Makina dediğimiz şey orta yere eskisinden çok daha farklı, çok daha geniş bir çerçevede geliyor. Ve o güne kadar merdivenle olan düşey ulaşım söz gelimi bu devirden sonra asansör denen yeni bir aletle yapılmaya başlanıyor. Hepimiz güzel bir evimiz olsun. Çocuklarımız şık ve güvenli bir mahallede büyüsün isteriz. Hayatımızın önemli bir bölümünü bunu sağlamak için uğraşarak geçiririz. Güzel ev ya da şık mahalle hepimiz için farklı anlamlar taşır. Kimimiz bahçe içinde müstakil bir villanın özlemini çekerken, ideal ev bazılarımız için dev bir gökdelende her yeri tepeden görebileceğimiz bir dairedir. Joaquin Torres, İspanya'da şöhretlere evler tasarlayan ünlü bir mimar. Yaptıkları birçok kişi için hayal ev tanımına uyan gösterişli konaklar. Madrid'in prestijli mahallesi La Finca'da Torres'in tasarladığı 84 konut, farklı beklentileri olan ev sahiplerinin isteklerini yansıtan farklı yapıların komşuluk yaptığı bir mahalle yaratmış. Mahalle içinde kendisi için tasarladığı evse hepsinden ayrı bir tavır sergiliyor. To make something special. Bir ev tasarlamak kesinlikle en zor proje türüdür. Çünkü oldukça kişisel bir şeydir ev. Birisi sizden bir otel, ofis ya da okul istediğinde bunu tasarlamak daha kolaydır. Ancak bir ev tasarladığınızda o aslında sizin eviniz, sizin probleminiz, sizin yaşam biçiminizdir. Eğer karşınızdaki insanı çok iyi tanıyorsanız, yaşam biçimini biliyorsanız işler kolaylaşır. Ama eğer onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız, bildiğinizi zannediyor ancak bilmiyorsanız, doğru çözümü bulmak gerçekten çok zordur ve çok zaman alır. Sizden ev yapmanızı isteyen insanlar ne istediklerini bildiklerini zannederler ama aslında bilmezler. Örneğin, ben tek katlı dümdüz bir eve bayılırım derler ancak size iki katlı bir oturma odası fotoğrafı gösterirler. Ve dolayısıyla özellikle başkasına ev yaparken doğru çözümü bulmaya çalışmak çok zor olur. Çok zaman alır. Bir konutu ev yapan içindeki kullanıcıdır. Mimar kullanıcının hayallerini yorumlar ve ete kemiğe büründürür. Peki, ortaya çıkan ev kimi yansıtır sorusu, konu ev olduğunda cevaplanması zor bir sorudur. Villalar çoğu kez sahiplerinin eğilimini yansıtır. Kimi zaman kendi kabuğuna çekilmiş, yalnızlık arayan evlerdir bunlar. Kimi zaman da diğerlerine yakın durmak ve sosyalleşmek isterler. Bahçe duvarı yok çünkü aralarında evlerin arasında bir engel oluşmasını istemedik. Bir köy kurgusu gibi, yani doğal kendiliğinden oluşmuş bir köy yaşantısı, onun ortak alanları gibi bir yaşantının olmasını istedik. Ama tabii her ailenin kendi özel alanını da bir şekilde sınırlandırması gerekiyordu. Bunları yine bu doğaya uyumlu yeşil bitki örtüsüyle, ağaçla, çitlerle sağlamaya çalıştık. Kendiliğinden oluşmuş olan köylerde de benzer bir yaşam vardır. Sokaklar vardır, evlerin bahçeleri vardır. Onun içinde yürürken, siz dolaşırken komşunuza selamlaşırsınız. Kişi
kişiye özel konut tasarlamanın zorlukları, kullanıcıları belli olmayan konutlar tasarlarken bambaşka boyutlar kazanır. Üstelik bir de çok sayıda konut tasarlamanız gerekiyorsa, artık iş yuva hayalinden çıkıp bir kent parçası tasarlamaya yönelmiştir. Çevremizi saran, kentlerimizi oluşturan evler de genellikle bu tür konut çeşitleriyle doludur. Apartmanlar, kapalı siteler ve şimdilerde dev boyutlu kuleler. Konutlar kentlerimizin %80'in 90'ını kaplayan yapı tipleri. Ve biz bunları 2+1'lerle, 4+1'lerle, bol banyolarla, teras katlarıyla, balkonlarıyla, kapalı balkonlarıyla ifade ediyoruz. Ama konut aslında bunların ötesinde bir şey. Kentlerin mimari çehresini oluşturan ve aslında penceremizden baktığımızda hepimizin manzarasını oluşturan bu yapı grupları belirli bir kalitede yapılmadıkları zaman hem bizi hem kentlerimizi olumsuz etkileyen yığınlar haline dönüşüyorlar. Konutlar güzel olsun ya da olmasın, bugün hepimizin gözünün önünde. Peki, çoğumuzun modern dediği konut manzaraları gerçekten modern mi acaba? Aslında gerçek anlamıyla modern ev, bizim modern dediklerimizden çok farklı görünümleri olan binalara deniyor. Sanayi devrimiyle birlikte tanışmaya başladığımız modern yaşam, hayatımız gibi o güne kadar alıştığımız evleri de kökten değiştirdi. Endüstri devrinin oluşturduğu yeni makinalaşma potansiyeli konutun yapım sisteminde tekrara, çoğaltmaya, bir tür işte çoklu üretime ve bunun getirdiği hıza olanak tanıyan bir noktaya, bir mertebeye ulaşıyor ve eskiden işte 3 yılda yapılabilen bir takım şeyler 3 ayda yapılabilir hale geliyor. Modern evin efsanevi simgelerinden Villa Savoy, bir yanda hayran bırakan mimarisi, diğer yanda dramatik öyküsüyle modernizmin çelişkilerini de yansıtan en güzel örneklerdendir. Paris yakınlarındaki Villa Savoy'un en önemli özelliklerinden biri, konutun içindeki müthiş hareketliliktir. Akışkan duvarlar ve katları birbirine bağlayan rampalar, kullanıcıyı evin içinde dolaşmak üzere baştan çıkarır. Yapı adeta bir oyun parkı gibidir. Öyle ki, konutun içinde çekilmiş bir video kaydında, mimarı Le Corbusier'in çatıda ve evin içinde bisikletle dolaştığını görürüz. Yalnız modern mimarinin değil, modern ev imgesinin de sembolü haline gelir Villa Savoy. Ama yapının tasarımıyla öngördüğü hayat, içinde yaşayanlardan çok ziyaretçilerini memnun etmektedir sanki. Mimar evin iç işlerine o kadar karışmıştır ki, Madame Savoy'un hoşuna giden bir çift koltuğu satın almasına dahi izin vermemiştir. Hızlı modern yaşam, kentleri yeni bir kavramla tanıştırdı. Uydu kentler. Eski kent merkezlerinin uzağında kırlık alanlara kurulan uydu kentler ilk zamanlar büyük ilgi gördü. Zamanında işçi konutları olarak tasarlanan kimi çok nitelikli bu bloklar 80 yıl sonra bugünün lüks konutlarına dönüştü. Çünkü zaman içinde fark edildi ki şehre uzak siteler ulaşım nedeniyle büyük zaman ve yakıt israfına neden oluyorlar. Diğer yandan da geceleri boşalan kent merkezleri ıssızlaşıyor ve kent güvensiz bir hale dönüşebiliyor. Bu durum giderek kent merkezlerinde yaşamayı yeniden cazip hale getirdi ve Türkiye'de farklı, başka ülkelerde farklı uygulamalara yol açtı. Önce birkaç Avrupa ülkesine göz atalım. Batılılar anladılar ki kentin merkezi öldüğü zaman o kentin ekonomik hayatı da ölüyor. Ve eğer konut kentin içinde olmazsa ekonomik hayata katkısı da bulunamıyor. O yüzden birçok farklı Avrupa şehrinde olduğu gibi mesela Amsterdam'da da eski liman ve adalarının üzerine çok başarılı yeni konutlar yapmaya başladılar. Bu konutları yaparlarken Amsterdam'ın hepimizin bildiği o çok geleneksel konut görüntülerini tekrarlamadılar. Ama kanal kıyılarında o binaların bugünkü çağdaş versiyonlarını çok iyi mimarlara, çok iyi tasarımlarla,
proje yarışmalarıyla yeniden yaptırmayı başardılar ve bugün Amsterdam'daki konut uygulamaları dünyanın her tarafında parmakla gösterilen yeni yerleşim alanlarına dönüştü. Madrid, özellikle dar gelirliler ve yaşlılar için gerçekleştirilen konut alanlarıyla karşımıza çıkıyor. Belediyenin yürüttüğü bu organizasyon, sadece nitelikli konutlar oluşturmakla yetinmeyip, doğaüstü malzemeler ve teknolojiler kullanmasıyla da dünyaya öncülük ediyor. Biz 25 yıldır sosyal konut projeleri geliştiriyoruz. Son 10 yıldan beri kendimize konuta yönelik iyileştirme stratejileri adı altında yeni bir hedef belirledik. Dar gelirli, 2-3 çocuklu ve 30-35 yaşında genç aileler veya yaşlılar için konut projeleri hazırlatıyoruz. Bir yandan onların bankalardan ucuz kredi bulmalarına yardımcı oluyoruz. Eğer satın alabilecek paraları yoksa 5-7 yıl gibi sürelerle konut kiralıyoruz. 7 yıl sonra yeterince paraları olmuşsa evleri alabiliyorlar. Son 15 yıldır farklı bir mimari tür yaratmak için çok çalıştık. Sosyal konut da olsalar birbirinin aynı binalar olmaması, kaliteli olmaları için projeler geliştirdik. Dünya çapında ünlü mimarları davet ettik. Onlar da böyle sosyal projelerde çalışmaktan çok mutlu oldular. Madridli mimarlarla yabancı mimarları bir araya getirip ekipler kurduk. Çok özel cepheler tasarladık. Yeni teknolojiler, yeni malzemeler kullandılar. Böylece sosyal konut projelerinde fark yarattık. Madrid'in ezeli rakibi Barcelona ise sosyal konut projelerine Madrid kadar ağırlık vermediğini kabul etmekle birlikte sosyal konutlarda gözetilen kalite hedefini bakın nasıl gerçekleştiriyor. Sosyal konut dairesi kent meclisinin bir parçasıdır. Dar gelirli gençlere ve yaşlılara kiralık konutlar üretiriz. Ayrıca bu konutların yönetimini de üstleniriz. Biz yılda yaklaşık 500 konut inşa ediyoruz. Tasarımlarımızın 4-5 temel hedefi vardır. Öncelikle halkın parasını yönettiğimiz için işin maliyetine özen gösteririz. İkinci temel hedefimiz ise kaliteli tasarımdır. Ayrıca projelerimizde enerjiyi tasarruflu kullanan doğa dostu yapılar üretmeye dikkat ederiz. Konutların mimari kalitesini garantilemek için yarışmalar düzenleriz. Örneğin bugün bir yarışmanın son günü. 100-150 ekibin bize referans dosyalarıyla başvurmasını bekliyoruz. Sonra aralarından 5-6 ekip belirleyeceğiz ve onlar arasında proje yarışması yapacağız. Türkiye'de göçlerin hız kazandığı 50'lerden itibaren çok nitelikli örnekler gerçekleştirildi. 70'lere kadar kooperatifler aracılığıyla birçok özenli mahalle yaratıldı. Bugün bunların birçoğu koruma alanı ilan edildi. Devletin ilk toplu konut girişimlerinden olan Ataköy birinci etapta çok başarılı örneklerden biri. Projeleri yarışmayla elde edilen bu mahalle bugün bile İstanbul'un en cazip yaşama alanlarından sayılıyor. Ama hemen yanı başındaki 10. etap için aynı şeyleri söylemek çok zor. Ataköy yerleşmesi aslında devlet eliyle de yapıldığı için ve çok büyük alanlarda gerçekten çok düşük yoğunluklu olarak da inşa edildiği için bugünden baktığımızda da iyi bir örnektir. Ama Ataköy yerleşmesinin yeni örneklerine, yeni yerleşme bölgelerine baktığımızda bu işin ne kadar kötüleşebileceğinin de göstergeleri orada çok net bir biçimde mevcuttur. Devlet eliyle üretilen konutlardan bahsedince Türkiye'deki ilk akla gelen kurum elbette Toplu Konut İdaresi TOKİ. Batılı benzerleri giderek daha nitelikli konut çevreleri oluşturmaya çalışırken özellikle son yıllardaki TOKİ uygulamaları
mimarlık dünyasında kaçırılmış fırsatlar olarak değerlendiriliyor. Toplu konut Türkiye'de ilk yıllarda, özellikle 80'li yıllarda başladığı zaman başarılı sonuçlar elde edildi. Bu birkaç etap yapılan çalışmaların özellikle 3. bölümünde seçilmiş mimarlar tarafından yapılan projelendirmeler sonucunda başarılı olduğu kabul edilen sonuçlar oldu. Kent dışındaki yerleşimlerde öncelikle yapılması gereken ulaşımın sağlanması. Toplu ulaşım, bu metro, tramvay veya yoğun olarak sağlanacak otobüslerle de olabilir. Sorununun çözülmesi gerekli. Ancak bütün bu çalışmalar yapılırken önden altyapısı hazırlanmamış olması uzun vadede oralarında geçerliliğini yitirtti. Ne yazık ki ilk dönemki iyi uygulamalar projelendirme açısından daha sonra 90'lardan sonraki TOKİ çalışmalarında çok daha hızlı ve çok yoğun yapılan projelendirmede aynı başarı görülemedi. Çünkü tip projeler uygulanmaya başladı. Artı bu tip projeler Türkiye'nin yöresine dikkat etmeden her çevresinde kısa zamanda uygulanmaya çalışıldı. Henüz oraya metro tramvay gitmemiş bile olsa, arabalar ve otobüslerle gidip gelmek masraflı ve zahmetli de olsa, Türkiye'de son yılların çok tercih edilen yerleşimleri kapalı siteler. Zengin ya da orta halli olmak durumu değiştirmiyor. Birçok kişi imkan bulursa duvarlarla çevrili, nöbetçili sitelerde yaşamak istiyor. Bunun için de kentlerin dışında dönümlerce yeşil alan imara açılıyor. Peki bu bizi nereye götürüyor? Bunlar işte uydu kent falan da diye bir zamanlar adlandırılan birçok ortaya birçok model çıkartabilirler ama bunların galiba en iptidai olanı, en az kullanışlı olanı Göktürk gibi yerlerde hayata geçen durum, yöntem. Çünkü bir tür kentsel adalaşmaya, kentsel ayrışmaya sebep olan, her biri kendi içinde mükemmelleştirilme çabasında olan ve işte çok nitelikli mimarlar tarafından tasarlanan bir bölge. Kapıları kapalı, işte nizamiyeleri olan, içeri girmek için bir uluslararası havalimanı prosedürü işleyen, kapısında siyah cübbeli polislerin, daha doğrusu özel güvenlik görevlilerinin olduğu, ekseylerden falan geçirerek girilen siteler bunlar. Bu arada tabii iyi bir soru, yani kim kimden korunuyor meselesi hala iyi bir soru olarak orta yerde duruyor ve bence cevaplanabilmiş değil, cevaplanabilecek bir soru da değil zaten. Ama neticede işte böyle bir güvenlik şemsiyesi altında kurulmuş olan siteler İstanbul'un yeni konut bölgeleri olarak bugün devlet eliyle de böyle yapılıyor. Güvenli bir ortamda yaşamak, kentlerin insanlara sağlamak zorunda olduğu temel bir hak. Ancak bunun için duvarlarla çevrili yalıtılmış mahallecikler yaratmak yerine kentteki konut alanlarını eğlencesiyle, sporuyla, ticaretiyle canlı ve güvenli bölgelere dönüştürebilmek lazım. İyi planlama ve iyi tasarımsa bu hedefin en önemli araçları. Narlıdere bölgesinde böyle bir imar durumu yok. Yani böyle bir parsel sorunu yok. Bir yoğunluk kısıtlaması var. Çok makul, mutlaka olması gerekir. Bir de kat yükseklik kısıtlaması var. Onun dışında ortaya konmuş olan durum aslında bir mimarın arayıp da bulamayacağı, hayli özgürce davranabileceği bir durumdu. Bizim ortaya koyduğumuz hikaye doğrudan doğruya evin kendi içiyle değil de evleri birbirine bağlayan ve evleri dışarıya bağlayan
sirkülasyon alanlarından oluşuyor. İnsanın dışarıyla daha fazla ilişki kurabileceği, çevresiyle biraz daha fazla temasın koşullanabileceği bir hale getirmek. Dolayısıyla biraz böyle konutun içinden kopartıp hafif dışarıya doğru almak. Yani çevredeki mevcut dokuyla ilişkisini koparmak üzere değil, aslında ilişkiyi kurabilmek üzere koşullamak bizim ana derdimiz oldu. İnsanoğlu kendine dünyada bir yer edinme derdine düştüğünden bu yana evler, apartmanlar, sitelerle çevrili kentlerde yaşıyoruz. Yüzyıllar içinde beklentilerimiz güvenli bir barınaktan güzel bir yuvaya doğru uzun bir yol kat etti. Bugün sadece yuvamızın içi değil, dışı da güzel olsun istiyoruz. İçeriden dışarıya baktığımızda güzel bir manzarayla yaşayabilmek için. Ve işte bu nedenle mimarlığa yol açmak gerekiyor. Müzik.